Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli Edesa TV izleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinizde olsun. Cenab-ı Allah bizleri sevdiği ve razı olduğu kulların cümlesine ilhak buyursun. Değerli dostlar, uzun bir aradan sonra esasen Edesa TV ekranlarında Kur'an Yolu programının 2024-2025 yılının yeni yayın yılının ilk programıyla tekrar çok değerli hocam Şanlıurfa İl Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Aslan ile birlikte tekrar huzurlarınızdayız. Biz de sizlere kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Muhterem hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Allah Celle Celaluhu yeni yayın dönemimizi hayırlara vesile kılsın inşallah. Amin inşallah. Bir ara verdik hocam yaz münasebetiyle. Elhamdülillah Yüce Rabbim nasip etti. Yeni yayın yılının da ilk programıyla tekrar değerli evet. dostlarımızın huzurundayız. Ve kaldığımız yerden de devam edeceğiz. En son bizler Sad suresinin ilk 64. ayet-i kerimelerinin tefsirini sizinle beraber burada yapmıştık. İnşallah bugünkü sohbetimizde geri kalan ayet-i kerimelerinin tefsirini yapmaya çalışacağız ki bu ayet-i kerimeler de 65 ile 88. ayet-i kerimeler. Değerli hocam şöyle hatırlatma babında bir iki noktaya işaret ederek inşallah sözü size bırakacağım ve tefsirine geçeceğiz. Sad suresi Mekki bir sureydi. Yani Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken Cenab-ı Allah tarafından kendisine indirilmiş olan bir sure ve toplam olarak 88 ayeti kerimedir. Sure celile ismini 1. ayeti kerimede geçen Sad kelimesinden, ayetinden almıştır ki biz bunlara tefsir usulünde huruf-ül mukatta'a ayetleri veya harfleri diyoruz. Genel itibariyle Sure-i Celile'ye şöyle göz attığımız zaman ihtiva ettiği konular hemen hemen diğer surelerde geçen konularla ortak olmasına rağmen özellikle bu surenin genelinde şunu görüyoruz. Nübüvvetin ispatı yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 610 yılında Cenab-ı Allah tarafından kendisine peygamberlik vazifesi verilmişti. Ve o da hiç vakit kaybetmeden peygamberliğini ilan etmişti. Kureyş'teki Kureyşlilere, Mekke'deki insanlara. Lakin orada bir tepkiyle elbette ki karşılaşmıştı. İnanmayanlar olmuştu. İnananlar olduğu gibi inkar ediciler de olmuştu. İşte bir nevi bu Sure-i Celile ile ki Cenab-ı Allah mesela yer yer bakıyoruz ki özellikle birçok peygamberden bu surede bahsediyordu. Hazreti Davud bunların başında geliyordu. Onun hakemliği meselesi keza. Hazreti Süleyman, Hazreti Eyüp, Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti İsmail, Elyasa gibi, Zülkif gibi peygamberlerin ismi ve bazı peygamberlerin de kıssaları örnek verilerek bu örneklerle bir nevi Yüce Rabbimiz peygamberimizin nübüvvetinin hak olduğunu, risaletinin hak olduğunu ispatlıyordu. Yani özet olarak şunu söyleyebiliriz. Evet, Allah'ın varlığı ve birliği konusunda, ahiret konusunda, peygamberlerin kıssaları konusunda, peygamberleri inkar edenlerin akıbeti ne olacağı konusunda Cenab-ı Allah yer yer bu surede bize bilgi veriyor. Lakin surenin genel olarak ihtiva ettiği konu nübüvvetin ispatı. Evet, geride kalan ayet-i kerimelerde de bunu çok güzel bir şekilde göreceğiz. Şimdi bu nübüvvetin ispat meselesi evet. sizin de değindiğiniz gibi çok önemli bir mesele. Sebep şu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve diğer peygamberlere baktığımız zaman özellikle mükelleflere teklifi getirmek nübüvvetin işidir. Yani diyelim ki insanlara Allah'ın emirlerini iletmek bu nübüvvet müessesesinden geçiyor. Evet. Dolayısıyla onun ispatı önemli, ispatından sonra da onun hükümlerini kabullenmek önemlidir. Birazdan gelecek onu göreceğiz. Mesela yer yer Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in farklı ayetlerinde Hazreti Adem'in yaratılışından bahseder. Ve yaratılışından sonra şeytanın ona secde etmediğinden de bahseder. Şeytan şunu söyler. Yani şeytanın aslında
Allah'ı kabul ediyor. Yani kabul et, ahirete de inanıyor. Bunda cenneti de görmüş. Tabii tabii cenneti de görmüş. Bunda da bir problem yok. Ama o insan aynı zamanda peygamber bunu kabullenemiyor. Yani evet. Bir kendi zürriyetinle ilgili bir ırkçılık meselesi var. Zaten birazdan değineceğiz. İkincisi ilk insan ve ilk peygamber oluşuyla beraber onun getireceği o hükümler ve aynı zamanda Allah'ın katındaki olan o değerini kabullenemiyor. Onun için Allah'a isyan bayrağını kaldırıyor. Yani onun için nübüvvet meselesi önemlidir yani. Evet. Burada şunu anlıyorum sizin dediklerinizden. Evet ispat önemli ama bazı noktalarda ispat da yeterli olmuyor mu? Bunu mu söyleyeceğiz hocam? Tabii tabii. Hocam? İspat yeterli değil. Bir de getirilen hükmü kabullenme meselesi var. Şimdi şeytanın büyüklendiği mesele aslında şu. Şeytan diyor ki ey Rabbim ben senin yani sizin ilahlığınızı kabul ediyorum. Gücünüzü kabul ediyorum. Ahirete de iman ediyorum. Çünkü gelecek diyor ki bi izzetike yani izzetine yemin ederek başlıyor sözüne. Bu demektir ki Allah'a imanı var, ahirete imanı var ama kendisine o teklif edilen o görevi yerine getirmiyor. Teklif edilen görev nedir? İşte Hazreti Adem'e secde etme görevidir. Evet. Ha bu Kur'an-ı Kerim'de secde ayeti hani secde emrinin ayeti. Bu gerçekten gerçekleşmiş midir, gerçekleşmemiş midir? Biz bunu bilemiyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Allah demişse biz secde ettiğine, secde etmesi gerektiğine iman ediyoruz. Çünkü secdenin yani bu secdeden normal bizim namazda Rabbimize etmiş olduğumuz secdeyi onu tevil edenler var. Onu tevil edenler var. Bizzat secde etmiş. Çünkü Allah Celle Celaluhu sen secde et. Veya şununla da bu şekilde de yorumlayabiliriz. Hani ayetlerde meleklerin hepsinin secde ettiğini Allah Celle Celaluhu bizlere haber veriyor. Buradaki amaç yani meleklerin hepsinin insanların emrine amade olduğunu. İtaatine. Tabii mesele budur. Yani diyelim ki kainatın işleyişiyle olan görevli meleklerin insanların rahat bir düzen içerisinde yaşamlarını sürdürebilmek için insanların emrine verildiğinden bahsediliyor. Şimdi doğrusu hocam ben oradaki secdeden şunu anlıyorum. Hani kimse İslami, saygı olarak evet, şey. Evet İslami ilke ve prensiplere göre secde sadece Yaradan'a yapılır. Yani biz normalde bir insana secde etmemiz caiz değildir. Dolayısıyla oradaki secdeyi farklı bir şekilde de anlamak mümkün, yorumlamak mümkün dediğiniz gibi itaat olabilir değil mi? Allah'ın emrine boyun eğmek olabilir. Yoksa normal bizim anlayabileceğimiz secde yani namazdaki secde gibi bir secde değil yani. Çünkü Cenab-ı Allah'ın yani onun işin doğrusu Allah'tan başkasını tabii, bilmez. Allahu alem. Yani bu bizim yaptığımız hepsi yoruma girer ama Kur'an-ı Kerim'de secde ifadesi geçiyor. Eğer secdenin sahibi bana da secde edin, filankese de secde edin demiş ise çünkü bizim gayemiz Allah'a ibadet etmektir. Hedefimiz Allah'a kulluktur. O da kulluğun bir gereği olarak o teklifin içerisindedir. Teklifin yani mükellefiyetin dışında olmayan bir kavramdır. Dolayısıyla Allah neyi emretmişse yerine getirdiğimiz zaman ona ibadeti yerine getirmiş oluruz. Bu işin içerisine secde de dahil ki biz burada bunu görüyoruz. Yani şeytanın Hazreti Adem'e secde ile emredilme meselesi de aslında bununla alakalı bir durum. Yani insanın ağırına giden bir şeyi Allah'ın emretmesiyle kolay halde yapabilme imtihanıdır yani. Evet. Şimdi biraz önce siz bahsettiniz mesela şeytanın Cenab-ı Allah'ın emrine uymaması, itaat etmemesi yer yer Kur'an'da onun sebebi de açıklanıyor. Şeytan niçin itaat etmedi? Dediğiniz gibi Allah'ı biliyordu, tanıyordu, alemi görüyordu. Buna rağmen neden kovulanlardan oldu, rejim edilenlerden oldu, huzurdan çıkanlardan oldu, cehenneme layık olanlardan oldu? Bunun sebebini Kur'an yer yer onun böbürlenmesi, kibirlenmesi, gururlanması, müstekbir olması. Ki mesela bu hadise bana şeyi de hatırlatıyor hocam. Hani Ebu Cehil'in şöyle bir sözü var. Diyor ki ben Muhammed'in aslında peygamber olduğunu biliyorum. Lakin ona iman edemiyorum. Bir türlü bunu kabullenemiyorum yani. Neden? Aynı şeytan gibi böbürlenmesinden dolayı, kibrinden dolayı, gururundan dolayı. Toplumdaki konumundan dolayı kabul edemiyor. Dediğiniz evet. Gibi yani nübüvvet önemli bir mesele. Önemli bir mesele. Ama bazıları için ispat da yetmiyor. Şimdi mesela nübüvvetin az önce dedim ya teklif meselesi olduğundan dolayı önemli mesele. Yani insan aklıyla Allah'ı bilebilir.
Ama Allah'ın emirlerini bilemez. Yani diyelim Allah'ın varlığını hani Kur'an-ı Kerim'de de yer yer değinilmiştir. Yani Hazreti İbrahim meselesinde işte diyelim Allah'ın varlığına diyelim ki insanın kendi akli muhakemesiye ulaşma meselesi var. Ha burada Allah'ın varlığına sen ulaştın, iman ettin. Ama sizin aklınız, bizim aklımız yani insanoğlunun aklı Allah'ın emirlerinin ne olduğu hususunda ermez yani. Bu kadar net olarak yani vahiy olmadan, nübüvvet meselesi olmadan sizin aklınız buna ermez. Onun için bir yere kadar. Bir yere kadar, sınırlıdır. Evet. Şimdi Allah Celle Celaluhu işte bunu ifade ediyor. Diyor ki, kul de ki onlara, innemâ ene munzir. Evet. Yani o sizin zihninizde o tasarladığınız başka şeyler ben değilim. Ben ancak Rabbimden size gönderen bir uyarıcıyım. Bir peygamberim diyor. Allah Celle Celaluhu peygamberine emrediyor. Diyor sen onlara söyle. وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اللّٰهِ Allah'ın dışında da başka bir ilah söz konusu değil. Yoktur. الْوَاحِدُ الْقَهَارِ ki o tektir. Aynı zamanda da her şeyi kahru perişan eden yani hükmü altına alabilecek güce sahip olan Allah'tır Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu'yu kendisi şöyle tasvir ediyor Allah kendisini. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir, sahibidir, terbiye edenidir, yönlendirenidir. El Azizul Gaffar ki kendisini ilk başta aziz olarak tanıtıyor. Yani izzet sahibidir, her şeye hükmeder, mülküne hakimdir. Ama burada ince bir nokta var. El Gaffar'ı eklemesi şuna dikkat çekiyor. Hani her mülke sahip olan kişide veya maddede ne biliyorum. Belki zulme meyleden, yanlışlığa meyleden veya affetmeyen bir tarafı söz konusu olabilir. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki ben azizim. Aynı zamanda benim çokça bağışlayan bir tarafım da var. El Gaffar'ım da aynı zamanda. Yanlış yapabilirsiniz. Hı-hı. Yaptınız, tövbe ettiniz. Onu yine bağışlayacak olan da yine benim diyor Allah Celle Celaluhu. Evet hocam. Yani bu iki ayet-i kerime esasen hani dedik ya bu sure-i celilenin genel olarak ihtiva ettiği nübüvvet meselesidir. Peygamberlik müessesesidir. Burada da o konu özellikle gözümüzün önüne geliyor hemen. Cenab-ı Allah peygamberin dininde kul yani emir buyuruyor peygamberine onlara de kime de sana karşı çıkanlara seni inkar edenlere bir türlü inanmayı hazmedemeyen o insanlara ne de innemâ ene munzir ben bir uyarıcıyım. Akabinde gelen şu ayetler benim dikkatimi çekiyor muhterem hocam. Yani ben uyarıcıyım dedikten sonra Cenab-ı Allah'ın kendi vasıflarından bahsetmesi son derece önemlidir. Sizin de dediğiniz nokta işte Allah'tan bahsederken onun aziz olması, onun hafar olması, onun her şeye galip olduğu ve ondan başka ilah olmadığı hususları gerçekten bu dört husus Kur'an'ın da en çok üzerinde durduğu temel konulardır. Demek ki hocam şunu anlıyoruz bir insan birisini uyarırsa, birisini inzar ederse, tebliğ ederse, irşad ederse yapacağı birinci metodu bir nevi bizlere Yüce Rabbimiz anlatıyor. Yanılıyorsam beni düzeltiniz lütfen. Yani onu Allah'a iman etmeye davet etmek olmalıdır. Önce Allah'ı anlat. Nasıl bir Allah'a iman etmeye davet ediyorsun? O Allah'ı tanıtır ki Kur'an'ın da en çok yaptığı şey budur. Evet. Ardından Allah Celle Celaluhu Kur'an'ın önemini şu ifadeyle açıklıyor. Diyor ki, kul yine ey Resul, ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, huve nebe'un azim. Yani şu Kur'an-ı Kerim büyük bir haberdir. Önemli bir haberdir. En önemli haberdir. Yani burada yaşlısına da önemli bir haberdir. Gencine de, kadınına da, çocuğuna da, bebeğine de, bütün varlık alemine önemli bir haberi barındıran bir kitaptır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi burada biz sabahları veya diyelim ki öğle vakitleri, akşamları, zaman ve zamanlı veya zamansız telefonları karıştırırken veya internet sitelerinde dolaşırken ilk önce bizler diyoruz ki hele dünyada neler var neler yok, memlekette neler var neler yok, şöyle bir haberlerine bir bakalım diyoruz. Merak içerisindeyiz. Aslında Allah Celle Celaluhu diyor ki sizin bu konularda merakla beklemenize gerek yok. Merakla beklemeniz gereken bir şey varsa o da Kur'an-ı Kerim'dir. Zaten diğerin bir bugün olmasa da
Hani flash haber geçiyor ya, son dakika haberi, önemli bir konu, şudur budur diye medya kuruluşları önemli olarak haberleri veriyorlar üst başlıkla. Ama diyor sizlerin dikkate almanız gereken önemli husus Kur'an-ı Kerim olmalı. Evet. Acaba Kur'an-ı Kerim'in içeriğiyle benim amelim örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Siz buna bakmalısınız. Zaten diğerinde siz sokağa çıktığınız zaman mutlaka birileri o habere bakıp sizin kulağınıza fısıldayacaktır. Ama bu hakikatleri sizin kulağınıza fısıldayacak kimse yoktur. Dikkatinizi buna çekin. Onun için diyor Allah Celle Celaluhu, kul huve nebeun azim. En önemli haberdir, en büyük haberdir. Dikkat edilmesi gereken önemli bilgidir diyor Allah Celle Celaluhu. Evet, ama hocam, sizlerin durumu diyor, sonra ayet, entum anhum muridun. Sizler ne yaptınız? Bu Kur'an-ı Kerim'den, bu önemli ve büyük haberden sizler yüz çevirdiniz, sırtınızı döndünüz, kulak asmadınız diyor Allah Celle Celaluhu. Yer yer geldi, alay ettiniz. Yer yer geldi, alay ettiniz diyor. Hocam, hani bizler başta dedik ya, Yüce Rabbimiz işte onlara munzir olduğunu söyler, ben bir uyarıcıyım söyler. Ve bu bir nevi uyarmanın da ne şekilde olacağını bizlere bir nevi yolunu gösteriyordu. Ya başka bir ifadeyle davetçinin metodu nasıl olması lazım? İşte birinci dedi ki Cenab-ı Allah'a iman. Her şeyin üstünde değil mi hocam? Peygamberimizin evvela o insanları davet ettiği temel ilke neydi hocam? La ilahe illallah deyin, kurtulun. Yani bu işin kapısı bundan geçiyor. Önce la ilahe illallah diyeceksin. Allah'a iman edeceksiniz. Onun bir olduğunu, tek olduğunu, şeriki olmadığına kesin ve kes inanacaksınız. Akabinde şu ayet-i kerimeyle aslında peygamberimizin hayatı boyunca insanları davet ettiği şeyi bir nevi özetliyor değil mi hocam? Hani dediniz ya, bu benim getirdiğim çok önemli bir haberdir. Getirdiği şey ne? Kur'an'ın kendisi. Kur'an'ın kendisi büyük bir haberdir, azim bir haberdir. Dolayısıyla benim sizleri uyardığım şey ne? Kur'an'ın içindekiler. Kur'an'da ne var hocam? Ahirete iman var değil mi? Peygamberlere iman var, adalet var, ibadet var. Bütün bu temel ve ilkelere inanacaksınız. Dolayısıyla kulu huve nebe'un azim ayetiyle esasen Cenab-ı Allah peygamberimizin yapacağı ve hayatı boyunca yaptığı bütün her bir şeyi şu ayet-i kerimeye koymuştur desek yeridir. Yani değil mi hocam? Faaliyetin özeti budur. Eyvallah. Yani büyük olmasıdır. Büyüklüğü de içerisindeki bilgilerle alakalıdır. Evet. مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْاَعْلَى اِذْ يَخْتَصِمُونَ Tabi bu arada hani müşrikler soruyorlar, münafıklar soruyorlar meleklerin haberleriyle ilgili gaybi bilgiler vesaire. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki yani mele-i alada, melekler katında meleklerin kendi aralarında konuşup tartıştıkları konular hususunda benim bir bilgim yoktur diyor. Benim bilgim bana vahyedilen kadardır. Ki o vahyedilenin özetini de yukarıda Allah bir önceki ayetlerde Allah Celle Celaluhu özetledi. En büyük bilginin de bu ayet olduğu, beni ilgilendiren hususun da bu olduğunu ayetler ışığında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere aktarıyor. İn yuha ileyye illa enneme ene nezir mubin. Yani bana vahyolunan husus şudur. Benim apaçık bir uyarıcı olandır. Yani bana vahyedilen konu budur. Ben görevim başındayım. Benim görevim gaybi olan bilgileri veya sırları araştırmak değildir. Hani bazı insanlar özellikle gaybi bilgiler veya gizli olan bilgilere ulaşmak için çaba harcar. Veya kendisini ilgilendirmeyen konular. Yani insanoğlunun tarih boyunca esrarengiz olan şeyler dikkatini celbetmiştir. Şimdi o Mekke'li müşrikler de işte meleklerin kendi aralarındaki fısıldaşmalarını vesaire bunu Peygamber Efendimiz'den duymak istiyorlar ki o dönemin özellikle sihirbazlarıdır, işte ne biliyorum müneccimleridir, yani gökten veya gaybden haber verdiğini iddia eden şahıslar hani cinler aracılığıyla meleklerin konuşma haberlerini getiriyor ya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunu bekliyorlar. Yani meleklerin konuşması, fısıldaşması, sen aslında bizim dünyamıza karışma,
Orada neler olup bitiyor sen onundan bize haber ver. Hani müneccimlerin işi bu. Yani yeryüzündekilere veya insanların arasında vuku bulan şeylere müdahale etmez. Sadece başka alemlere alan, ait olan bilgileri o insanlara aktarmakla meşguldürler. Allah Resulü'nü de bu işlere meşgul etmek için veya yönlendirmek için kendi zanlarınca oralarla ilgili sorular soruyor. Hı hı. Allah Celle Celaluhu diyor ki senin görevin uyarmaktır. Sen bir uyarıcısın, onun dışında başka bir şey değilsin diyor. Evet. Kur'an lisanıyla. Aslında bazı müfessirler de hocam hani ayet-i kerimelerin sibakına baktıkları zaman gelen ayet-i kerimelerle de bu ayeti yorumladıkları zaman hani meleklerin münakaşaları, melekler acaba hangi konuda münakaşa edebilirler? Bunun üzerinde kafa yormuşlardır. Sizin dediğiniz gibi bu olabileceği gibi şu konuda da yorumlar efendim öne atılmıştır ki meleklerin kendisine münakaşa ettikleri Kur'an'dan biz ancak bunu öğreniyoruz ki temel konu Hazreti Adem'in yaratılışıydı. Yaratılış. Hani Bakara suresinde de ayetlerde Yüce Rabbimiz orada değiniyor işte. Ben meleklere hitaben işte yeryüzünde bir halife yaratacağım. Onlar da akabinde ne demişlerdi? Ya Rabbi yeryüzünde fesatlık yapacak, birbirlerini öldürecek, birbirlerinin kanlarını akıtacak bir varlık mı halk edeceksin? Akabinde orada bazı delilleri sunuyor. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam'a bazı nesnelerin isimlerinin öğretilmesi ve onların meleklerin önünde efendim gösterilmesi. İsimlerinin akabinde de. Melekler bütün bu münakaşalardan sonra dedikleri tek şey şu oluyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Ya Rab, biz ancak senin bize öğrettiklerinin bilgisine sahibiz. Yani bundan başka bizim bilgimiz yoktur. Melekler de bunu zaten söylüyor ki insanoğlu hay hay bunu söylemesi lazımdır. Çünkü melekler tabaka olarak Allah'a daha yakın konumda bulunuyorlar. Dolayısıyla onların münakaşa ettikleri temel noktaların başında Hazreti Adem, onun yaratılışı meselesi geliyor ki akabinde gelen ayetler de ki bu konuda bilgiler veriyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bizlere bahsediyor. Evet, Allah Celle Celaluhu ardından gelen ayette ki farklı farklı surelerde, Kur'an-ı Kerim'in başından buraya kadar farklı surelerde de değinmiş. Bizler de tekrardan değinmiş olacağız. Hazreti Adem'in yaratılış meselesi ve meleklerle olan o münasebetini burada aktarıyor. İz kâle rabbuke lil melâiketi inni hâlikum beşeren min tîn. Diyor, hatırla ki senin Rabbin meleklere ben topraktan bir beşer yaratacağım, bir insan yaratacağım. Bunu hatırla. Fe izâ seveytuhu ve nefaktu fîhî min ruhî. Onu düzelttiğim zaman, yani yerli yerince gözünü yerleştirdim, ayağını yerleştirdim, düzelttim vesaire. Kendi ruhumdan da ona üflediğim zaman فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Onun için secdeye kapanın diyor Allah Celle Celaluhu. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ. Meleklerin hepsi secdeye kapanıyorlar. Az önce de secdeyi tartıştığımız için değinmeyeceğim tekrardan. Bütün melekler secdeye kapanıyor. اِلَّا iblis, iblis şeytan hariç. اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Bu şeytan böbürleniyor, kibirleniyor. Ve kâne minel kâfirin ve kâfirlerden oluyor. Evet. Burada aslında şu hususu da bazı müfessirler anlatıyorlar, aktarıyorlar. Diyorlar ki aslında bazı ibadetlerin özelliği insanın tinetini ortaya çıkarmak işindir. Mesela buna en bariz örnek işte Hazreti Ebubekir döneminde o bazı münafıkların o tineti zekatı vermemekle ortaya çıkması. Hazreti Peygamber döneminde zekatı verenler Hazreti Ebubekir döneminde zekatı vermiyorlar. Buradan yola çıkar diyor ki ve kana minel kafirin, aslında şeytan daha önceden de kafirlerden idi. Yani o bazı özellikleri, o teklifin bazı kısımlarını kabullenmiyordu. Fakat bu secde ayetiyle o ortaya çıkmış oldu. Evet. Yani o kesinleşmiş oldu. Nifakı ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla ve kana minel kafirin, zaten o kafirlerdendi. Yani değil ki kafirlerden oldu, secde emrine itaat etmediğinden dolayı kafirlerden oldu değil de zaten o kafirlerden idi şeklinde yorumluyorlar. Evet. Yani Allah Celle Celaluhu şeytanın o fıtratını, o yanlış tabiatını o secdeyle ortaya çıkarmış oldu. Ki malumunuz insanoğlunun hakikatini Allah Celle Celaluhu en iyi bilir. Yani bugün insan oğlunun cennetlik mi,
veya cehennemlik mi olduğunu Allah Celle Celaluhu alimdir, habirdir. Bilir yani. Ama dünyaya gönderir. Dünyada o imtihan yerinde bu insan cennetini veya cehennemini kendisi kazanır. Neticesinde cennete veya cehenneme gider. Ve sonrasında bir mazeret de kalmaz. Yani farza şeytan direkt olarak cehenneme gönderilmiş olsa zahiren bir sebep yok. Ama gayb ilminde Allah bunu biliyor. Fakat o secde ayeti onun o amelini ortaya çıkarmış oldu yani. Mesela hocam Kur'an'da da biz bunu görüyoruz. Peygamberimizin döneminde malum birçok münafık vardı. Yani hani biraz önce şeytanın uvasından bahsettiniz ya. Kafirdi ama kafirliği daha ispatlanmamıştı. İspatlanmamıştı. Yani, Cenab-ı Allah elbette ki biliyordu. Ama bu secde meselesiyle ortaya çıktı ve Cenab-ı Allah bunu bildiriyor şimdi peygamberimize. Peygamberimizin döneminde de aynen böyle münafıklar vardı. Yani peygamberimize ve Müslümanlara geldikleri zaman inandıklarını söyleyen ama sırtını çevirdikleri zaman da onların olmadığı bir yerde de inkar ettiklerini, aslında onları alaya aldıklarını söyleyen insanlar vardı. Böyleleri vardı ki bunu bilgisi elbette ki peygamberimize verilmişti. Lakin Kur'an'ı mesela olaylar üzerinde nazil eden Yüce Rabbimiz dileseydi pekala bu münafıkların isimlerini de Kur'an'da zikrederek o günün Müslümanlarına gösterebilirdi, değil mi hocam? Ama Kur'an böyle yapmıyor. Allah böyle yapmıyor. Yani sünnetullah böyle değil. Aynen. Yani Allah Celle Celaluhu bir kanun koymuş, o kanunu takıyor kendince. Aynen. Yani. Mesela ne zamanki bir savaş vuku biliyor, değil mi? Savaşta Müslümanlar işte o çölün sıcağında, efendim gölgenin güzel, hoş olduğu bir anda peygamberimizden haber gelip cihada, sefere, gazveye veya seriyeye çıkma emriyle karşılaştıkları zaman hazırlanıyorlar ama münafıklar ne yapıyorlar? Çeşit çeşit mazeretler öne sürerek bu seriyelerden, bu gazvelerden alıkonuluyorlardı. Yani kendilerini alıkoyuyorlardı ki bu savaşlar üzerine ayetler geliyor ve o münafıkların bir halleri ortaya çıkıyor. Yani o mükellefiyet, evet. Yani onunla yüzleşmek onların iç yüzünü ortaya çıkarıyor. İşte burada o Hazreti Adem'in yaratılışı o şeytanın iç yüzünü ortaya çıkarıyor bununla beraber. Evet. Şimdi devam ediyor. Kale ya iblisu ma mena'ake en tescude lime halak biyedey. Yani benim ellerimle yaratmış olduğu şu Adem'e seni secdeden alıkoyan şey nedir diyor. Sebebini söylüyor. Sebebini söylüyor. Şimdi Allah Celle Celaluhu burada şeytanın fıtratını biliyor. Ama onun şeytanın üzerine bize bir mesaj veriyor. Sizler bir yerin hakimi olabilirsiniz, hükümranı olabilirsiniz, kralı olabilirsiniz ama sizlerde bir yargılama metodunun olması lazım. İnceleme, araştırma, soruşturma metodunun olması lazım. Ön yargıyla veya yargılamadan direkt infaz yapamazsınız. İşte burada Allah Celle Celaluhu şeytanı karşısına alarak, muhatap alarak ona sorular soruyor. Diyor ki ya sen niye böyle yapıyorsun? Yani ona kendisini savunma alanı şey açıyor. Ve belki de burada kendisinin bağışlanmasını gerektirecek bir takım davranışlarda da bulunabilir. O alan, o imkan da sunuluyor şeytana. Ama buna rağmen inadından vazgeçmiyor. Evet. Yani ben gafil oldum, yanlış yaptım, tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum gibi gibi belki mazeretler sunabilir. Ama Allah yani şeytan ne yapıyor? Bunu kullanmıyor ve bildiğini yine devam ediyor. Aslında sizin söylediklerinizden ben de bu sonuca varıyorum. Yani hani Kur'an'ın elbette ki bütün emirleri evrenseldir yani. Sadece bir olaya has değildir. Bir olay anlatır ama kıyamete kadar o olay ne olur? Bütün hadiselere, belki ona benzer olan hadiselerde bir şer'i hüküm ihtiva evet. eder. Dolayısıyla bu ayette bir nevi ben şunu anlıyorum. Yani elbette ki hani hocam Kur'an'daki kıssalarda da bir hikmet vardır. Biz o kıssaları okuduğumuz zaman hani bir hikaye olsun diye, bir mesel olsun diye elbette ki tarihi okumuyoruz. Tarih kitabı değil yani. Elbette ki o olaylarda, o hadiselerde, o kıssalarda bir hikmet vardır ki bir hikmet üzerine bunlar da peygamberimize anlatılıyor. Bir hikmet üzerine peygamberimizden sonra gelen biz insanlara anlatılıyor. Ve bir hikmet üzerine kıyamete kadar gelecek olan insanlara baki bir hüküm ile bunu Cenab-ı Allah anlatıyor. Yani
Bu olaydan şunu ben çıkarıyorum acizane, inşallah yanılmıyorumdur. Bir nevi Yüce Rabbimiz bununla, yani ey benim peygamberimi yalanlayan sizler, müşrikler. Yani burada şeytan diyor ama müşrikler. Ey o nübüvveti tasdik etmeyenler, risaleti tasdik etmeyenler, onun getirmiş olduğu haberlere sırt çevirenler. Ahiret vardır diyor, cennet vardır diyor, cehennem vardır diyor ama siz bunları sadece bir safsata olarak aşağı talakki ediyorsunuz, idrak ediyorsunuz. Lakin unutmayınız ki bizler sizin babanıza da sormuştuk. Hani müşriklerin, kafirlerin babası şeytan olur artık. Onların taptıkları şeytan olur artık. Biz ona da sormuş. Söyleyin bakayım. Sizi Cenab-ı Allah'ın emrinden alıkoyan şey ne oldu? Peki sizler de söyleyin. Bu kadar delillerle iki kere iki dört edercesine nübüvveti tasdik edilen, Kur'an'ın Cenab-ı Allah tarafından vahiy yoluyla aldığını ispat ettiren ve yine ahiretin efendim var olduğunu ispat eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ettirmeye sürükleyen nedeniniz nedir acaba? Bunu söyleyin. Münafıklığa sizleri iten neden ne olabilir? Bunu söyleyin bari. Yani burada çıkarılacak birçok ders ve ibret vardır diye düşünüyorum hocam. Evet. Devam ediyor Allah Celle Celaluhu. Estekberte, yani istekberte em kunte minel alim. Sen kibre mi kapıldın? Yoksa sen zaten büyük olanlardan mıydın? Yani üst makamlarda olanlardan mıydın? Evet. Diye Allah Celle Celaluhu ona soru soruyor, yargılıyor. Kale, şeytan diyor ki ene hayrun minhu. Ben ondan, yani Hazreti Adem'den daha hayırlıyım diyor. Halaktani min narin ve halaktahu min tin. Sen beni ateşten, onu ise çamurdan, topraktan yarattın diyor. Şimdi burada desek ilk demagojiyi yapan şeytandır, yeridir yani. Bu bir. İkincisi, ilk ırkçılığı yapan, çünkü kendi ırkı üzerinden kendisinin daha hayırlı olduğunu ifade ediyor. Ha, burada günümüz insanları ve bizlerde de şu hastalık vardır. Örneğin diyelim ki birisi bir mevki makama gelecek, layıkı değildir. Ya efendim, biz şu kimselere mi bu makama getirseydik? Şunlar dururken, liyakatı, tamam liyakat ön plana çıkarılacak ama burada kendi, diyelim ki mensubu olduğu bir taifeyi ön plana çıkarma niyetiyle yanlış bir sonuca varıyor. Diyor, yanlış bir kıyasta bulunuyor yani. Yanlış bir önerme, mesela doğru bir önerme üzerinden yanlış sonuç çıkarıyor. Şimdi evet, burada bir önerme söz konusu. Doğru bir tespit var. Beni ateşten, Hazreti Adem'i de sen çamurdan yarattın. Ama o hayırlı meselesinin hükmü Allah'a aittir. Yani seni Allah'ın yanında aslında hayırlı kılacak demek ki senin yaratılmış olduğun ham madde değil. Ham madde değildir yani. Veyahut da hocam günümüzdeki insanlarda da bu yok mu mesela? Yani kendisini gerçekten diğer insanlardan üstün gören insanların efendim dediniz ya, yanlış önermelerden tamam, hareket ederek. Niçin insanlar... Yok, doğru önermeler var. Yanlış sonuç çıkarıyor. Yanlış sonuç çıkarıyor. Yanlış sonuç çıkarıyor. Niçin insanlar mesela diğer insanlardan kendisini üstün görür? Ya sahip olmuş olduğu ırktan dolayı, evet, değil mi? Sahip olmuş olduğu renkten dolayı, işte ben beyazım, sen siyahsın, sen siyah olduğuna göre ben senden üstünüm. Mensubiyeti. Siyah içinde sorarsan ben siyahım, ben ondan daha üstünüm. Çünkü daha üstünüm. O da siyah olmalıydı. Yani. Yani o da o şekilde düşünür. Veyahut da sahip olmuş olduğu mal, değil mi? İşte ben zenginim, sen fakirsin üstündeki. Aslında Cenab-ı Allah'ın yanında bu tür şeyleri öne sürerek kendisinin daha hayırlı, daha üstün olduğunu iddia etmek, yani Allah muhafaza şeytanın yoludur dersek yeridir, değil mi hocam? Hani şu mesele de var ya, adam mesela hani diyor, niye faiz, paranı niye faizi bankaya yatırıyorsun veya niye faizi yapıyorsun gibi soru sorduğun zaman adam diyor ki paramı hırsıza mı kaptırsam? Evet. Bak şimdi mesela diyelim ki faiz haram. Doğru bir tespit, çünkü Allah'ın emridir. Ama hırsıza kaptırma meselesi, bu da doğru bir tespit. Peki sen bunu muhafaza etmenin yere gidip faizi bankaya mı yatıracaksın? Bu ise yanlış olan netice. Şeytan yaptığı da bu. Tespiti doğru yapıyor. Diyor ki sen beni ateşten yarattın. Hazreti Adem'i de topraktan, çamurdan yarattın. Hı hı. Tamam, netice itibariyle o zaman ben ondan daha hayırlı. Burası yanlış olan kısımdır. Aslında hocam o birinci önerme de yanlıştır desek yeridir. Çünkü hani bizim bir hocamız söylerdi.
aslında şeytan burada da yanılmış diyordu. Niye? Diyordu çünkü siz ateş yandığı zaman neyle söndürürsünüz? Onu söndüren şeylerin başında toprak gelir aslında. Toprak ondan üstüne çünkü onu söndürüyor yani. Burada da yanılmış yani. Tabii orada o kendi zannınca. Evet. Yani kendi düşüncesine göre herkes kendi bahtı pencereden yorumunu yapıyor. Kale Allah Celle Celaluhu diyor ki fakruc minha, o zaman sen cennetten çık yani diyor. Fe inneke racim, sen artık kovulmuşsun diyor Allah Celle Celaluhu şeytana hitaben. Ve inne aleyke laneti ila yevmiddin, benim lanetim sana kıyamet gününe kadar, hesabın görüleceği güne kadardır. Yani o zamana kadar benim lanetim senin üzerinde olacak. Ki lanet ifadesi kişinin veya herhangi bir şeyin Allah'ın rahmetinden uzak olmasını ifade eder. Yani Allah'ın himayesinde olmaması, rahmet sevgisinde olması, rahmet nazarıyla bakmamasını ifade eder. Ardından şeytan Allah'ın gücünü, kudretini biliyor. Diyor ki, "Kale Rabbi", bak, "Kale" şeytan dedi ki, "Rabbi", kendisinin Rabbi olarak da kabul ediyor. "Ey Rabbim", şeytan bunu diyor, "fe anzirni ila yevmi yub'asun". Bakın, şeyleri de Allah Celle Celaluhu hitabında ilk defa burada bir şey isteyeceği için şeytan kendisi Rab vasfı aklına geliyor. Hani bizim de böyle sallantıya girdiğimiz zaman, özellikle uçağın türbülansa girdiği veya diyelim ki tekne içerisindeyiz, alabora olma durumunda Allah aklımıza geliyor ya. Burada da şeytan artık farkına varıyor, hatasını şey yapıyor, Allah'tan bir şey isteyecek Celle Celaluhu. Diyor ki, "Ey Rabbim", Rab vasfıyla öne çıkarıyor. "Rabbi fe anzirni ila yevmi yub'asun", yani insanların o haşr için dirileceği güne kadar bana mühlet ver. Bana süre tanı, mühlet ver diyor. Burada yine şeytan bir kurnazlık peşinde. Ölüm acısını tatmamak için, bakın, ölüm acısını tatmamak, direkt hayattan hesaba, yani ölüm cenderesinden geçmemek için Allah'tan bir istekte bulunuyor. Diyor ki fe anzirni ila yevmi yub'asun, ruhların dirileceği zamana kadar bana mühlet tanı. Mühleti ben yaşayayım. Peki Allah Celle Celaluhu ne diyor? Kale fe inneke minel muzarin. Sen, yani sana süre tanınanlardan olacaksın. Sen bekletileceksin ama burada yevmul ba's ifadesi yok. Bu şu demektir. Yani sen o ölümün acısını da tadacaksın diyor Allah Celle Celaluhu. Sen de öleceksin. Sen de öleceksin yani. Hani ölümü tatmayan kimse kalmayacaktır Allah Celle Celaluhu dışında. Hmm. İlâ yevmil vaktil ma'lum, bak devam ediyor. Yani şeytanın orada istediği şey şu hocam, değil mi, anladığım kadarıyla? Tabii tabii, hayattan yani hesaba. Yani insanlar ölecek, kıyamet kopacak değil mi? Ve sen onları haşrettiğin zaman ben de orada ben hazır hala, olacağım. Ben hala yani ben hayatta olacağım. Yaşamı devam ettirmiş olacağım. Evet. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَر۪ينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ, sen belirli bir vakte kadar sana mühlet tanınmıştır. Ertelenmişsinizdir. Yani senin ruhun da alınacak ama onun belli bir zamanı var diyor Allah Celle. Yani senin isteğine göre değil, keyfine göre değil, talebine göre değil. Allah Celle Celaluhu yeri zamanı geldiği zaman senin ruhunu da kabzedecek. Bütün ruhlar diriltildiği zaman sen de dirilmiş olup hesabını o zaman vereceksin. Şimdi hocam burada bir nokta benim aklıma geldi de, genelde mesela halk arasında böyle şeytandan bahsettiğiniz zaman, hani meleklerle beraber secde etmedi falan denildiği zaman, sanki şeytan da meleklerden birisiymiş gibi bir bilgi ediniliyor. Tabii bu halk da ihtilaflı, evet. Aslında burada Cenab-ı Allah'ın da hani o şeytanın dininde işte beni topraktan yarattın, ateşten yarattın demesi kendi inisiyatifini de gösteriyor. Yani ne olduğunu da gösteriyor bize. Çünkü melek değildi, biz bunu buradan anlayabiliriz. Melek değildir çünkü melekler nurdan yaratılmıştır. İnsan da değildir çünkü insan da topraktan yaratılmıştır. Oysa ki o ateşten yaratılmış. Ateşten yaratılan varlıklar kimlerdir? Cinlerdir. Dolayısıyla buradan hareket ederek alimler efendim şeytanın cin olduğu, cin taifesinden birisi olduğu konusunda bir görüş belirtmişlerdir hocam. Evet, devam ediyor. Şeytan diyor ki kendi faaliyetinden bahsedecek bu defa. قال فبعزتك, yani ben hayatta kalınca ben ne yapacağım o zaman? فبعزتك, senin izzetine yemin olsun ki, yani sen azizsin, Rabbsin, ben buna iman ediyorum. Bak, şeytan olmama rağmen diyor şeytan kendisi. Şeytan olmama rağmen
ben senin aziz olduğuna, Rab olduğuna kasemin ediyorum. Ne yapacağım? La uviyennehum ecmaîn. İnsanların hepsini yoldan çıkaracağım, saptıracağım diyor. Yanlış yola sevk edeceğim, sürükleyeceğim. İlla ibadeke minhumul muhlasîn. Yani bu enteresan bir şey. İlla ibadeke minhumul muhlasîn. Ancak o kullarından ihlaslı olan, o süzme halis bal diyoruz ya yani. Evet. Tereyağıdır. Samimi. Evet, samimi olan ve ibadette özellikle Allah'ı ibadette tek kılan, samimi olan, sadece Allah'a yönelen, ibadette Allah'ın dışında kimseye yönelmeyen, Allah'ın sıfatlarını başka varlıklara vermeyen, ibadeti de düzgün yapan insanlar hariç diyor, diğer insanların hepsini yoldan çıkaracağım, saptıracağım diyor. Bu da benim evet, görevim olsun diyor şeytan. Evet. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقُولُ. Tabi bu doğrudur, gerçektir. Ben de doğruyu söylerim diyor Allah Celle Celaluhu. لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِينَ. Bu da bana bir hak olsun, bir söz olsun ki ben cehennemi senden ve sana tabi olanların hepsinden dolduracağım diyor. Yani cehennemi ben boşuna yaratmadım. Cehennemi dolduracak olan sen ve senin gibileridir. Evet. Sana tabi olanlardır. Ben orayı da boş bırakmayacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Bu şekilde kısa tamamlanıyor hocam. Akabinde yeni bir konuya geçiyoruz. Evet. Rabbimiz Azze ve Celle ki şöyle oraya geçmeden önce bir iki noktayı da ben burada anlatmaya çalışayım. Bu kıssayla hani bizler dedik ya Kur'an bazı kıssaları yer yer bizlere anlatır. Lakin bu kıssalar öylesine anlatılmaz. Bütün o Kur'an'ın anlatmış olduğu kıssalarda bir hikmet vardır. Alacağımız dersler vardır ki şu Hazreti Adem'in yaratılış meselesi ve şeytanın münakaşası şu dersleri bize çıkartıyor ki Yüce Rabbimiz bir nevi şunu veriyor bize, şu dersleri veriyor. Bir, insan oğlu Allah'ın indinden ne derece değerli ve kıymetli bir varlık olduğunu bir kez daha bize gösteriyor. Hani hocam Yüce Rabbimiz birçok varlık yaratmış değil mi? Yani melekler var, varlık olarak melekler vardır, cinler vardır, insanlar vardır, hayvanlar vardır, bitkiler vardır. Hatta hayvanlar arasında bile binlerce varlık vardır. Lakin bütün bu varlıklar arasında şöyle bir soru sorulacak olunursa en değerli varlık kimdir? Şüphesiz ki Adem İnsan. Oldu, insandır. Ayet-i Kerime'de de Yüce Rabbimiz zaten bunu bize çok güzel bir şekilde ispatlamış ve göstermiş. Allah'ın halife olarak yapması insana ne derece değer verdiğini gösteriyor. Kendi katından sayamayacağı kadar nice nimetler bahşetmesi ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu gösteriyor. Hani hocam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkacağı zaman değil mi? Sidretül Müntaha denilen bir nokta vardır. Cebrail ne diyor? Ey Peygamber gayrı bundan sonrası sana ait. Çünkü bu Sidretül Müntaha denilen noktadan bir adım öteye ben atarsam yanarım kül olurum diyor. Yani düşünelim Allah için. Meleklerin bile gidemeyeceği bir noktaya, bir makama, bir beni Adem gitmiş. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gitmiş. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Lakin vaktimiz el vermiyor. Kısa keselim. İnsan varlıklar aleminde Cenab-ı Allah en değerli, en kıymetli varlığıdır. Varlığıdır ki Kur'an gibi bir kitapla insanı muhatap kendine kılmış değil mi hocam? Hani sizler birisini muhatap aldığınız zaman, muhatap diyoruz değil mi? Muhatap aldığınız zaman sizin onu muhatap almanız da onun ne derece kıymet değer verdiğinizi gösteriyor. Eğer muhatap almazsanız, muhatabım değilsiniz deseniz ona değer vermiyorsunuzdur. Ama Kur'an gibi bir kitapla Cenab-ı Allah biz insan olduğunu kendisine muhatap almış ve muhatap kabul etmiş. Bütün bu efendim örnekler bize insanın ne derece kıymetli, değerli bir varlık olduğunu gösteriyor. İkincisi, Yüce Rabbimiz burada özellikle Kur'an'ın birçok yerindeki bu konuda bize bilgi veriyor ki, yani şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytana sakın ola uyanlardan olmayın. Çünkü Allah ona bir vakit verdi değil mi? Bir mühlet verdi, bir süre verdi. Ve o da ne dedi? Ben onlara yaklaşacağım ve onları sana isyan ettirenlerden göreceksin.
diye bir sözleşme. Yani hem isyan edecek, evet, hem de isyana teşvik eden bir varlık olacak. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bir nevi bu kıssayla bize şu dersi veriyor. Sakın da şeytana uyanlardan olmayın. Üçüncüsü, burada şeytan özellikle yoldan saptıramayacağı kişilerden bahsedince sizin de değindiğiniz bir nokta, muhlis olanlar hariç diyor. Samimi olanlar hariç diyor. Dolayısıyla biz hani sürekli diyoruz ya hocam sohbetlerimizde, ibadetlerde asıl olan samimiyet ve ihlastır değil mi? Samimiyet ve ihlasın ne derece önemli olduğunu bu kıssadan da öğrenebiliyoruz. Evet. Hocam, yani şeytan dahi yoldan çıkaramıyor. Eyvallah. Son ayetlerimize geldik. 5 dakikamız kaldı. Tamam. İsterseniz şöyle bitirmeye çalışalım. Bunu bitirelim inşallah. Kul ma es'elukum aleyhi min ecrin. Allah Celle Celaluhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki sen o muhataplarına şunu söyle. Sizden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Yani Allah Celle Celaluhu bu bilgileri, bu vahiy ürünü olan Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderirken, verirken bu bilgileri Peygamber'den bir ücret almamıştır. İstememiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da insanlara aktarırken ve diğer peygamberler de o bilgileri insanlara aktarırken insanlardan bir ücret istememiş, almamış. Yani şunu demeyelim veya düşünmeyelim. Ya ben bir yere gideyim, bana bir yemek ikramında bulunmazlarsa ben Allah'ın ayetlerini anlatmayacağım. Çay ikramında bulunmazlarsa ben Allah'ın ayetlerini anlatmayacağım. Böyle bir düşünce olmasın, oluşmasın. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu bilgiyi bizlere sunarken bir ücret istemedi. Onun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgileri vahiy ürünü olan Kur'an-ı Kerim'i aktarırken bir ücret istemedi. Onun temsilcileri olan veya onun mübelliği olan insanlar herhangi bir karşılık, bir ücret bekleyerek bunu yapamaz diyor. Yani davetçinin bir metodu daha, tabii, bir ilkesi daha ortaya çıkıyor. Davetçi insanlardan bir ücret bir karşılık bekleyemez yani. Çünkü bu peygamberin sünnetine aykırı olan bir davranıştır ki Allah Celle Celaluhu da böyle davranmıştır. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّف۪ينَ. Yani ben sizi zora sokacağı herhangi bir eylemde de bulunamam. Külfet çıkarmam yani diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İn huve illa zikrun lil alemin. Bu alemler için bir zikirdir, hatırlatmadır. Ve le ta'lemunne nebe'ehu ba'dahin. Eğer benim dediklerimi dinlemezseniz bunun ileride haberini, gerçekliğini de göreceksiniz. Hani anlatırlar, vaiz, meşhur bir vaiz kürsüye çıkar. Tabi cemaat bunu dinlemez. Anlatır. En sonunda der ki cemaat siz bilirsiniz. Yani cehenneme gidecek olan sizlersiniz. Yani ben kendi payıma düşeni ben alıyorum. Herkes kendi payına düşeni de alması lazım. Keyfiniz bilir. İsterseniz dinleyin, isterseniz dinlemeyin. Benim görevim size aktarmaktır diyor. Eyvallah. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'na ayetin sonunda وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَهِنْ. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam lisanı üzerinden onlara aktar diyor. Diyor ki onlara değil ki bu haberin gerçekliğini, hani başta da konunun başlangıcı olarak bir haber olduğunu, evet, flash bir haber olduğunu, yani ani bir gelişme olduğunu, önemli bir haber olduğunu ileride anlayacaksınız, göreceksiniz. Eyvallah hocam. Yani hani bizler dedik ya genel itibariyle Sad suresi nübüvvet meselesiyle ve onun ispatıyla alakalıdır ki ya burada Hazreti Peygamber'in özellikle bu munzir yani inzar, tebliğ, irşat vazifesini yerine getirirken karşıdaki muhatap olan insanlardan bir ücret talep etmemesi de esas itibariyle onun nübüvvetinin en güzel ispatıdır. Yani hani dava dünyevi bir dava olsaydı hocam değil mi? Hazreti Peygamber ne yapardı? Onlardaki ücretlerle geldiler aslında. Hazreti Peygamber'e birçok şey teklif ettiler. Yani bu davadan vazgeçmesi için. Mal teklif ettiler, makam teklif ettiler, kadın teklif ettiler ama Peygamber bunları elini tersiyle attı. Dolayısıyla bu olay bile başlı başına bir hadisedir. Peygamberin nübüvvetinin hak olduğunu gösteriyor. Kur'an da alemde bir öğüttür. Yani bir nevi Kur'an'ın da ortada olması nübüvveti ispatlıyor. Yani Kur'an'ın hani kendi diliyle onlara meydan okuyor. Allah'ın kelamı olduğu konusunda şüpheleri, tereddütleri varsa haydi bakalım getirin ona benzer bir sure, getirin benzer bir ayet ki bundan acizsiniz. Kur'an başlı başına onun nübüvvetini ispatlıyor. Son ayet-i kerimede işte bir mühlet sonra siz anlayacaksınız. Bir nevi bu ayet-i kerime ki mühlet geçtikten daha Peygamber Efendimiz hayattayken bile bakıyoruz ki o bütün
Arabistan Yarımadası değil mi hocam? Hepsi ona iman ediyor. Efendim ondan sonra Hulefai Raşid döneminde ta dini mübini İslam Endülüs, İspanya'nın kapılarına kadar gidiyor. Orada devlet kuruyor ve bir medeniyet inşa ediyor. Dolayısıyla bu hüküm de bakidir ki öyledir. Esasen Yüce Rabbimiz bu ayetle, son ayetle Müslümanların elde edeceği nice zaferleri bizlere müjdeliyor ki inşallah Yüce Rabbim, muhterem hocam şu cümleyle de noktayı koyalım programımıza. Gazze'de her ne kadar Müslümanlar elbette büyük zorluklar içerisindedirler. Ama dedim ki orada da inşallah Cenab-ı Allah onlara büyük bir zafer nasip ve müyesser edecektir. Çünkü biz Allah'a iman ediyoruz. O diyor çünkü eğer sizler mallarınız ve canlarınızla samimi, ihlaslı, muhlis bir şekilde mücadele ederseniz nasrun minallah ve fethun karib. Allah'ın yardımı sizinle beraber olacak ve yakın fetih de gelecek. O yakın fetih de Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü olacak inşallah hocam. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Yine güzel bir program oldu. Haftaya inşallah tekrar Yüce Rabbim nasip ederse burada Edasa TV ekranlarında değerli dostlarımızın huzurunda olacağız. Ve yeni bir Sure-i Celile ile onların karşılarında olacağız inşallah. Evet değerli dostlar bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Efendim yolunuz, yolumuz Kur'an yolu olsun.